şey performans bölümünü dinletiriz ya şarkı. Şu anda açtım. Oo saçlar bayağı dayılmış. Şöyle mesela tamam. Tamam. Şu an çekiyor mu? Süper. Çekiyor tamam. Şu anda çekiyor. Çok da selam. Sinan nasıl edeceğim? Şu an bayağı bir. Dilek tuttuysan içine bizi konuşur. Çok güzel ya. Teşekkür ederim. Yani bu promosyon filan değil mi? 17 Kasım'da konserim var bugün. Tabii tabii söyleyeyim. Tabii. Ben böyle tarihsel sorular soracağım. Araya sen kafana göre tamam, takıl. Tamam. Açtınız mı TRT FM'i? Şu anda Michael Kuyucu'nun sonu duyuyor. TRT FM'de. Soruların nereye sorsunlar? Facebook.com TRT FM sayfası. Sorularınızı Facebook'tan TRT FM Radyo sayfasına sorabilirsiniz. Tamam. Duracak şimdi. Tamam bu tutuyor. Bundan sonra canlı yap. Sohbet canlı şarkı. Tamam. Sohbet canlı şarkı. Setten geldim buraya. Set ne zaman? Diyor. Set yarın da var. Konser 17 Kasım'da Jolly Joker'de bekliyorum. İstanbul'da. Ben uzun zamandır periskop açmıyorum. Açınca şu an böyle bir onlar da şok oldu. Bir adına aşk devam. Soruyorlar bir yandan cevaplıyorum. Süper. İzmir'de de konser olacak. Hepsini duyuracağım. Giriyorum. TRT FM'de birlikte devam ediyor ve sevgili Cem Belevi'yle buradayız. Sevgili Cem de periskopunu açtı. Twitter'dan takip etmek isteyenler onu hatta başladılar bile takip etmeyi. Onu da söyleyelim. TRT FM'in Facebook sayfasına da mesajlar geliyor. Yani şu anda organizasyon tamam değil mi Cem? Tabii tabii. Şu anda aynı zamanda periskoptan da yayın yapıyoruz. Ne kadar güzel etkileşim içindesin. Dikkatimi çeken pek çok kişiyle program yaptım. Ama şu anda periskopla bu kadar samimi olan ikisini görüyorum. Ben... Soruyorlar, cevap veriyorsun ve şu anda insanlar orada konuşuyorsun. Evet evet. Şu anda aynı zamanda onları da yani buradan yayından cevap vermiş olalım. Evet. Çünkü binlerce soru geliyor arka arkaya. Binlerce like geliyor. Şey yapamam. Hepsine yetişemem ama. Tabii. Tabii ben sette çok fazla vakit bulamıyorum. Yani ya işte konser oluyor, konser hazırlığı, prova, set falan filan. Hani böyle radyoya geldiğim zaman en azından bu şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Çok güzel yapıyorsun. O zaman birazdan yapacağımız dinletiyi de periskoptan dinleyiciler, Cem Belevi hayranları canlı canlı söyleyecekler. Evet. Çok da güzel kırmızı bir gitarın var ha. Evet bu gitar benim. Yakıyor bu gitar. Çok artistik bir görüntüsü var. Uğurlu gitarım benim. İlk klibimde de bu gitarım öyle var. Öyle mi? Evet evet. Besteleri falan İlk klibimde de var. Sonra da var. Bundan sonra da böyle hani niyetim böyle kliplerimde mesela gitar çalmasam bile küçük bir yerde görünmesi. Yani. Ve bana şans getirdiğine inanıyorum. Peki bestelerini onunla mı yapıyorsun yoksa bu evet. Şey sadece gösterme veya yaşam? Yok gerçekten bu gitarla yapıyorum. Yaşıyorsun yani. Evet, evet, evet. Ne kadar güzel. O zaman günaydın sevgili Meşin'i sevgili Cem'den dinleyelim. Sonrasında şarkının hikayesini alalım TRT FM'de. Bir de akustik dinleyelim o zaman. Günaydın sevgilim tatlı uykundan uyandın mı benden ayrı bu sabah. Güllere boyandın mı yalan mı söyledin yoksa kendini kandırdın mı ayrılık son kelime sen buna inandın mı? Sensiz uyandım, ağladım tek başıma. Ellerim bomboş kalktı, olmuyor eksik bir yanım.
göklere daldım baktım bulutlarda kayboldursan yağmur olup da yağsaydın penceremden içeri yüreğime damlasaydın dün bir dilek tuttuysan içine bizi koysaydın keşke yanımda olsaydın sımsıkı sarılsaydım günaydın sevgilim tatlı uykundan uyandın mı benden ayrı güllere boyandın mı? Yalan mı söyledin yoksa kendini kandırdın mı? Ayrılık son kelime. Sen buna inandın mı? Gülleri soldum aç mı? Her sabah doğar mı güneş? Bu sabah aydınlatmıyor. Ellerim soğuk ve sensiz. Habersiz bulutlarda kaybolduysan yağmur olup da yağsaydın penceremden içeri yüreğime damlasaydın dün bir dilek tuttuysan içine bizi koysaydın keşke yanımda olsaydın sımsıkı sarılsaydın günaydın sevgilim tatlı uykundan uyandın mı benden ayrı bu sabah güllere boyandın mı? Yalan mı söyledin yoksa kendini kandırdın mı? Ayrılık son kelime. Sen buna inandın mı? Günlerin geçeceğine, özlemin biteceğine, gözyaşımın dineceğine. Sen buna inandın mı? Günaydın sevgilim tatlı uykundan uyandın mı? Benden ayrı bu sabah güllere boyandın mı? Yalan mı söyledin yoksa kendini kandırdın mı? Ayrılık son kelime. Sen buna inandın mı? Günaydın sevgilim ve bir yandan da sevgili Cem Periskop'tan dinleyicilerine ne yapıyor? Albümü gösteriyorsun. Evet şu anda dinleyicilerime yeni çıkan Sor adlı single'ımı gösteriyorum. Evet. Bütün müzik marketlerde de artık evet fiziki albüme ulaşabilirler. Ulaşabilir. Önce dijital çıkarttın değil mi? Önce dijital çıkarttım evet. Önce bir de asıl ilk dizide yayınlandı şarkı. Ondan sonra bayağı bir ses getirdi. Peki günaydın sevgilim dedik üzerine konuşalım. Bu şarkı ilk albümünün açılış şarkısıydı. Evet. Sonra enteresan bir şey, kadersel bir şey. Şarkı bir anda en bardımına girdi. Evet. Onun hikayesini anlatsana bize. Çok enteresan gerçekten. Ben işte İngiltere'de yaşıyordum. Oradayken albüm çalışmaları. Eğitim için gittim. Eğitim için gitmiştim. Bambaşka bir kariyer planlarken. Ondan sonra ne planlıyordun? Dur, çok güzel bir laf etmişim. Yani ben, bambaşka bir kariyer planlarken dedim. Evet, bambaşka. Uluslararası işletme okuyordum ve marketing alanında uzmanlaşmaya çalışıyordum. Ve bir marketing şirketinde çalışıyordum falan. Aa. Ama hep içimde müzik şey var. Hep besteler benimle geldi ve bir 6 sene orada yaşadıktan sonra bir radikal kararla Türkiye'ye dönüp müzik yapmaya yapmak için geldim. Aha. Ama yani dışarıdan göründüğü kadar kolay kozpembe değilmiş tabii. Girince bambaşka bir camianın içinde buldum kendimi. Ama bu işi tutkuyla yaptığım için, hayatımın bir parçası olduğu için müzik benim. Yılmadan bana böyle bir şey geliyor. Bir sürü engel oldu, bir sürü şey çıkıyor. Yani biz aldık payımıza diyoruz. Yani her şey gözüktüğü gibi güzel cici gözükmüyor değil mi öyle? Aynen öyle, aynen öyle. İşte 2013'te ilk kendi bestelerinden oluşan Bilmezsin adlı albümü yayınlandı. Onu yayınladık ve Günaydın Sevgilim oradaydı. Çıkış şarkısıydı. Klip çekmiştik onu. Nerede yaptın? Nasıl yaptın? Ben Günaydın Sevgilim İngiltere'deyken yazdığım bir şarkı. Böyle uçakta falan böyle bulutlarda kayboldu sözleri falan öyle yani hep
oralardan esinlendiğim bir şarkı. Evet. Geldin İstanbul'a, albüm yapacağım dedin. Aynen öyle oldu. Ondan sonra yaptık ama hiç dediğim gibi o dönem çok zor bir dönemdi. Ya. 2013 hani ülke olarak genel olarak zor bir dönemdi. Direkt biliyorsunuz müzik sektörü etkileniyor evet. Zaten bir açık şeyde. O döneme denk gelince ama beni bir şekilde sektör tanımış oldu. Evet. Küçük bir kitleye ulaşmıştı. Evet. Ondan sonra bir de daha sonra DMC ile yollar kesişti. Samsun Demir'le tanıştım. Samsun Demir'le tanıştıktan sonra zaten bütün artık profesyonelliği aslında ilk adım onunla attım. Çünkü ben yani müzik evet duyguyla yapılan bir şey ama sektör duyguyla işlemiyor. Yani sektöre profesyonel bakmak gerekiyor. Kesinlikle. Profesyonel ellere emanet etmek kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle doğru söylüyorsun. İşte ben bunu DMZ'ye geçince Samsun'la tanışınca harmanlamayı öğrendim. Evet, evet. O yüzden mesela ben hiç cover yapma niyetim yoktu benim. Hiç istemiyordum hiç, değil yani, mi? Hiç, yani çok böyle şey çünkü çok bestem var benim. Yani evet. Daha bayağı var he? Tabii ben zaten benim yani aslında olayın beste. Olayın beste. Yani. Beste olduğu için de ya zaten hani bu sektörün içine girdim. Beste olduğum için hatta dizi teklifleri geldi daha sonra. Hani hep olay sadece şarkı yazdığım için başladı. Peki günaydın sevgilim, o zaman senin bu cover'dan önce değil mi öyle NBA'ye girdi? Timing olarak yoksa sonra mı oldu? Nasıl oldu? Şimdi çok paralel gitti. Şöyle oldu. Biz cover hazırlıklarına başlarken hem de orkestrası Behzat Gerçekal'le tanıştırdı Samsun'da. Behzat Bey de çok beğendi. Şarkıyı. Hem orkestrasının 2015 albümünde tekrar düzenlenmesini istedik. Evet. Ondan sonra... Ve o albüme girdi. Evet, o albüme girdi. Daha evet, böyle... Güzel. İşte ya işte şarkının biraz daha dakikası azaldı, biraz daha böyle nakaratıyla girdi falan. Hı-hı, hani hı-hı. Ve çok da güzeldi o albüm. Beni tekrar... Bir nevi seni böyle topluma bir tık üstte şey aynen yaptı. Öyle. Bir gösterdi, de, referans bir de, oldu. Aslında yani çok müzikalitesi zaten ortada şarkının tabii, çok zengin aranjeleri, majör bir şarkı. Hani evet. Türkiye'de biliyorsunuz majör şarkıların çok fazla yürümesi kolay olmuyor. Doğru, zordur. Minör severdi. Aynen öyle evet. Mesela ama işte armonik yapısı öyle çok zengin bir şarkı. Ama benim müzikalitenin yanında biraz da popülariteye ihtiyacım vardı. Onu da Ayşe ile yaptığımız cover'la yakaladık. Kim ne derse desin aşk için adı o Ajda Pekkan şarkısıyla Ayşe ile bir ikili oluşturdular. Anlık bir ikili tabii ki. Proje ikilisi. Ve onda tanıdık seni. Sonra bir cover daha geldi. Çok güzel bir şarkıydı o. Sevemez Kimse Seni. Evet. Onu bir dinleyelim mi şimdi? Hadi dinleyelim. Evet. Sevemez Kimse Seni'yi dinleyeceğiz. Çok güzel bir şarkıydı. Gerçekten de popüler müziğin en önemli klasiklerinden bir tanesi. Ve o şarkıyı nasıl coverladığını ve sevgili Cem'in de müzikal kariyerini konuşmaya devam ediyoruz. Facebook'a gelen mesajları birazdan okuyacağım. Ona göre fanlar üzülmesinler. Önce bir şarkı sonra sohbet devam ediyor. Sevemez Kimse Seni. İyiydi. Sen dinamik konuşuyorsun. Gayet iyi. Vallahi biraz yoruldum ama. Yok ya, canavar gibisin ya. Evet, teşekkür ederim. Instagram hesabı. Ne diyorsun? Bakalım. Ben de sizi çok seviyorum. Michael abinize bir şey duyuyor musunuz? Buradan. Selam hepinize. Herkese selam. Cem Süper. Beyrut'a bekliyorlar. Beyrut. Vay be. Çok iyi. Yani dizi Arap ülkelerinde de yayınlandı ve bayağı bir ülkeye ulaştı. Evet. Süper ya. Vay vay. Viyana'ya çok selam. Vay. Adana'ya çok selam. Bursa'ya selam. Vay vay. Ben bir olay sana söyleyeyim. Antalya'ya selam, Almanya'ya selam. Hep geleceğiz, Almanya'ya da geleceğiz. Moskova'ya bilmiyorum ama selam. Beğendiniz mi sor şarkımı? Bilmezsin de söyleriz, olur. Simge. Fransa'ya da inşallah. Fransa'ya çok geçmiş olsun. Çok üzgünüz oradaki yaşananlardan, olaylardan dolayı. Pissin ya. Süper ya. Akıyor ya. Maşallah, maşallah, maşallah. Yaşamak lazım.
Ya çok güzel bir şey. Çok güzel. Çok, çok güzel bir şey. Gördün mü? Şu kadar artık hissedemem. Gördüm ya. Sayın söyleyeyim. Sağ ol. Çok iyi ya. Görmüyorum. Yani bu başka bir sorumluluk da yüklüyor yani. Konya'ya da geleceğiz. Her yere geleceğiz inşallah. Şu an dizimiz çok yoğun. Dizin hangi kanaldaydı senin şu an? Fox TV'de. Fox'ta değil mi? Tamam. Perşembe günleri. Tamam. Onu birazdan konuşalım. Şimdi bir saat kabulleri konuşalım. Bunu canlı söyleyeceksin, başka bir şey mi söyleyeceğim? Sen başka bir şey söylemeyelim canlı. Başka bir şey söyle. Başka bir şey söylesin. Tamam. Şöyle, ben not ediyorum da şarkıların içi. Ayşe'yi atladım ben. Çünkü çok şey istemiyor sanırım çalmamızı. Öyle mi? Yani istemiyor demeyeyim de yani biraz sonra... Tamam tamam. Ondan dolayı yani... Öyle bir şey var. O ikili olayından senin solu... Çok güzel bir şey. Evet, dolayısıyla o zamanımız kalmayacak o şarkıya. Ondan dolayı şey yapmayalım. Atlayalım o şarkıyı. Her gün seni düş. Kabarları geçtik, seni beslenen canavar. Evet. Sıkıntı yok. Oh, çok eğlenceli ya. Evet efendim, birliklik devam ediyor. Onlarca, yüzlerce, hatta binlerce röportaj yaptım. İlk defa bu kadar dinleyicisiyle haşır neşir olan bir yorumcu görüyorum. Periskop'ta yıkılıyor ortalık. Vallahi sağ olsun. Sosyal abi. Medyada büyük bir olay var. Evet, gördüğünüz fotoğrafını çektim. Fransa ne bir Beyrut. Beyrut'tan da yazdılar. Vallahi evet, sağ olsunlar. Ne güzel. Hepsini selamlıyoruz buradan. Dinliyorlar değil mi şu anda bizi? Şu anda bizi dinliyorlar. Evet, ben zamanında Periskop'tan radyo programının sesini de dinletiyoruz. Evet. Sevgili Cem'in hayranlarına selamlarımızı gönderelim. Facebook mesajlarımızı da okuyacağız birazdan. Sevemiz kimse seni. İkinci cover'ın oldu. Evet. Çok büyük bir sürpriz oldu. Ben biliyorum, televizyon röportajımızda anlatmıştın. Çünkü ailenle bağlantılı bir hikayesi olduğunu, ama dinleyicilerimize de anlatalım mı? Tabii ki hatırlıyorum. Çünkü hem o sohbeti hatırlıyorum, hem de şarkının özelliğini hatırlıyorum. Suat Sayın'ın planı babam anneme hediye alıyor. Nişanlıyken onlar. Vay vay vay. Ondan sonra o sevemez kimse seni çok şey ifade ediyor bizim ailemizde o anlamda. Hmm. Öyle bir hatırası var bende. Evet. Onu anlattılar tabii ki sana. Aynen, bana anlattılar. Ben de onlara böyle, senin de, onlara da bir hediyem olmuş oldu. Armağan yapmış oldu, evet. Peki kendin mi seçtin yoksa filmlerle birlikte mi seçtin? Ya tabii ben... Bir cover yaptın. Bir cover yaptım. Bir düet oldu. Bir düet cover'dan sonra bir de tek başıma bir cover yapayım istedim. Evet. Çünkü coverların gerçekten enteresan bir büyüsü var. Çok çabuk sizi tanıtıp çok çabuk sevdirebiliyor. Kesinlikle. Tabii dikkatli, güzel yapmak lazım. Tabii. Nefret de ettirebiliyor. Doğru, doğru. Batırabiliyor da. O yüzden. Doğru söylüyorsun. Biz bayağı hareketli bir aranje yaptık. Yine Emirhan Cengiz'le çalıştım. Ve ben Santorini'ye gitmek çok istiyordum, Yunanistan'a. Evet. Yönetmenim Hasan Kuyucu'yla da işte ne yapalım, nasıl yapalım falan derken, yani bana dedi ki Santorini'de mi çeksek? Dedim, kalbimi mi okudun ya Hasan, aman gerçekten. Ondan sonra Santorini'ye gittik. Orada işte aksiyon dolu bir film çektik. Çok aksiyon. YouTube'a girin, mutlaka izlemediyseniz dinleyin. İnanılmaz bir klip oldu. Cem orada çatılardan koşuyor, bir kız koşuyor, bir şey oluyor. Bunu daha önce de sormuştum ya, da. Bir de o kim aksiyonu... kovalıyor, ne oluyor orada? Aksiyonun içine öyle bir dalıyor ki insanlar şeyi anlayamıyorlar klipte yani. Ne oldu? Falan oluyorlar sonunda. Bayağı bir şey. Klibi... ben bunu anlatmak zorunda kalıyorum. Turist olarak gidiyorum. Evet. Elimde harita açıyorum. Klipte bir anda telefonumu çalıyor benim birisi. Evet. Görmüyorum kim olduğunu. Koşuyoruz falan. Arkasından deli gibi onu arıyorum. Koşuyorum falan filan. Bir ara yolumuz kesişiyor. Çarpışıyoruz. Düşüyor. Bir kız olduğunu görüyorum onun böyle. Ondan sonra yine kaçırıyorum kızı elinden. Telefon da gidiyor. Kız da gidiyor. Bulamıyorum. Yani sen telefonu kovalıyorsun. Evet, telefonu kovalıyorsun. Beraberini bir de kız kovalıyorsun. Evet, kızmış. Onu yoldayken öğreniyorum. Evet. Ondan sonra ninja gibi görüyoruz çünkü onu böyle. Evet, evet, evet. Ondan sonra neyse, hüsran bir şekilde ben dönüyorum şeye. Evet. Restorana. Döndüğümde falan bir bakıyorum işte yemeğimi yerken sürpriz bir şekilde kız geliyor. Evet. Giymiş, makyajını yapmış falan, süslenmiş. Telefonumu getiriyor bana. Yani klibin hikayesi bu. Klibin hikayesi bu. Çok ne kadar güzel, böyle fantastik bir klip. Yani Sevemez Kimse Seni çok farklı bir şarkı. Evet. Bence daha güncel olmuş bir şey oldu bu yani. Güncellendi yani. Evet. Gayet güzel ve bu video klipte farklı bir klip olarak dikkatleri çekti. Ve dinletinize devam ediyoruz. Şimdi sırada ne var sevgili Cem? Ne çaldım?
Yağmur çalalım mı benim ilk albümüm? Tamam, çalalım. Pekala. Yağmur şimdi efendim TRT FM'de sevgili Cem Beren'in canlı akustik dinlemesiyle. Ver elini yine ellerime, bakmadan yapamam gözlerine, başka birini bekleme benden, kimseyi koyamam sen yerine. Aldım o resmini ay ışığım yalnız gecede, yazdım hep ismini her söz her ecede. Ektim o gülleri kırmızı renkleri bile yok. Gittiğinden beri günlerin anlamı yok. Sensiz hayat hiç çekilmiyor, ne olur gel. Gecelerime gün doğmuyor ve bunca keder. Gün be gün alır beni benden, harap eder. Beni bırakan yağmurum yine geri gel. Ne olur gel. Of, koy yüreğini hayallerime. Gerçeğim o dokun. Yaşanacak iki alayımız varken ayrılık olmaz son kelime. Aldım o resmini ay ışığım yalnız gecede, yazdım hep ismini her söz her ecede. Ektim o gülleri kırmızı renkleri bile yok. Sensiz hayat hiç çekilmiyor, ne olur gel. Gecelerime gün doğmuyor ve bunca keder. Gün be gün alır beni benden, harap eder. Beni bırakan yağmurum yine geri gel. Yok yapamadım, nefes alamadım. Kalbimi sensiz bırakamadım. Gel yan yana dursun, aşk yerini bulsun. Dön günlerimin anlamı olsun. Sensiz hayat hiç çekilmiyor, ne olur gel. Gecelerime gün doğmuyor ve bunca keder. Gün gün alır beni benden, harap eder. Beni bırakan yağmurum yine geri gel. Oh. Şimdi biraz mesaj okuyacağım. Konserden de bahsedelim. Çok soruyorlar. Oh. Konser İstanbul'da 17 Kasım'da Jolly Joker'de. Bekliyorum hepinizi. TRT evet. Efendi Renkli Saatler'de birlikte devam ediyor. Sevgili Cem Belevi, bu önceki değil mi? Öyle, Yağmur önceki ilk albümünden daha doğrusu. Evet, evet. Aslında, ilk albümünden. İlk albümde çok güzel şarkılar var. Bence mutlaka albüm edinin diyorum ben Cem Belevi hayranlarına. Cici bir albümdür yani. Mesela birazdan bir albümde bir şarkı daha çalacağız evet. Albümden. Bu arada Twitter sayınca Twitter'a bakacağız hızlı hızlı. Gelen mesajlar inadın aşk. Tabii ki de açıldı radyo diyor. Şu anda dinliyoruz. Sudenaz biz açmayacağız da kim açacak radyoyu diyor. İlayda Yılmaz radyoyu açmayan ölsün diyor. Allah korusun. İlayda. Bu kadar seni canım sevmeyen sen. Ölsün var. Hatırlar mısın herhalde çok o şarkıda? Çok tatlılar ya gerçekten. Evet evet. Evet. Her şeyim ya. Sesine kurban çok seviyorum seni diyor. GK ve İA her şeyim Rumuzu bir dinleyicimiz. Umut mesaj bence radyomuzun sesini
şimdi biraz daha açabilirsiniz diyor. Bakıyorum Esma Nur öyle ya ama yok ya gelir ya gider ya bir karar verirsin. Seni çok seviyorum. Evet şarkının kelimelerinden küçük bir dinleti sunuyor bize. Bakıyoruz Arzu inadına aşk dizisinin dizi müziğini şarkısını söyler misiniz lütfen? Demiş. Bakalım söylüyoruz buradan. Sırada koyalım ya da Umut fotoğrafımızı paylaşmış. Nereden buldun fotoğrafı? Ne? Herhalde Allah Allah çok enteresan. Sağdan soldan fotoğraflar şarjımı bitirdin sevgili Cem. Onu söylemek istiyorum sana. Ve Sema İlhan da salı günü konserdeyiz diyor. Nerede bu konser? Salı günü Jolly Joker'deyiz. İstanbul Jolly Joker'de konserimiz. Bekliyoruz herkesi. Evet. O zaman yani benim de ilk aslında ilk solo konserim olacak. Öyle mi? Ne evet kadar evet güzel. Yani daha önce İstanbul'da ilk solo konser bu. Evet sevgili Sema duymuşsundu ve diğer fanlarda. İlayda diyor ki seni çok seviyorum Cem abi diyor İlayda Yılmaz. Ve tabii ki yine birkaç tane bu kez de Facebook'a gelen mesajlar. Cem Belediye selamlar onu çok seviyorum. Melisa Özcan bu arada çok yakışıklı diyor. Edildiğiniz Bozkurt onu çok seviyorum diyor. Kaptan süpersiniz diyor Hasan Ali. Teşekkür ediyoruz. Ve bu şekilde giden mesajlara devam edeceğiz. Abi program müthiş enerji müthiş. Cem Belediye ayrıca süper. Merve Sarı Çiçek Emine Havza ve Fatma Tosun için günaydın sevgilimi çalar mısınız demiş. Çaldık sadece. Tabii bu 25 dakika önce gene ilettik. Şu anda Periskop'tan da devamlı sor işte. Değil mi öyle? Yeni açanlar oluyor. Evet falan. Evet. Belki finalde CD'den veya canlı olarak çalarız. Evet. Sonra zaten finalde bir kere daha çalacağız onu diyelim. Herkese merhabalar diyor Sümeyye diyor Sümeyye Yuruk Sevda Ayan Tokat'tan Ece Deniz Bozkurt'a Cem Belediye'yi çok seviyorum diyor. Ona müzik ve oyunculuk hayattan başarılar diliyorum diyor. Sevgili Serdar Ufuk Güneş Kayseri'den bu şekilde geliyor mesajlar ama Bilemezsin diyelim mi CD'deki ilk albümün adını veren şarkıyı çalalım mı ne diyorsun? Diyelim. Evet Bilemezsin'i dinleyelim ve sevgili Cem Brevi'nin yeni şarkını zaten radyoda bol bol dinliyorsunuz. Biz de dinle çalacağız sizler ama onun çok özel bir ilk albümü var ki onun da dinlenmesi gerektiğine inanıyorum. İşte o albüm adını veren şarkı Bilemezsin şimdi TRT FM'de. Bilmezsin doğru da olsun. Aa ben uydurdum vallahi. Ana ya çok. Benim canlarım benim şarjım bitiyor. Hepinizi çok seviyorum. Kim ne derse desin yapacağız. Hepinize iyi geceler diliyorum. Yayını dinlemeye devam edin. Çok çok öpüyorum. Konserime de bekliyorum 17 Kasım'da Salı günü. İstanbul'daki de arkadaşlarımı konserime bekliyorum. Çok öpüyorum. İyi geceler. Thank you.